Kıymetli basın mensupları, COVID-19... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madencileri Derneği'ni kabul etti. Ülkemiz açısından başarılarla dolu bir yıl oldu. Geçen yıl sene başında 40-45 ton arası altın üretti. Bakan Dönmez kabulün ardından yaptığı açıklamada COVID-19 salgının gölgesinde geçirilen 2020 yılının enerji ve madencilik sektörü açısından başarılarla dolu bir yıl olduğunu söyledi. Ulaştı. Böylece ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağlamış olduk. Emeğe geçen bütün kurumlarımızı, masada, sahada ter döken tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar altın üretimimiz maalesef hiç yok denecek kadar azdı. 2001'de ilk defa altın üretimine 1,4 tonla başlamıştık. 20 yılda 382 ton altın ürettik. Bu üretimle devletin kazancı 76 ton altına eşdeğer vergi geliri oldu. Bugün ülkemizde yerli ve yabancı toplam 18 altın madeni üretime devam ediyor. 20 yeni altın madeni projesi de yatırım için gün sayıyor. İnşallah bu projelerin de devreye girmesiyle altın üretimimizi 100 tona çıkartmayı hedefliyoruz. Hedefimiz altın ihtiyacımızı önce yerli kaynaklardan sağlamak, altın kaynaklı cari açığı önemli ölçüde azaltmak, bu alandaki istihdamı artırmaktır. 2020 yılında 40-45 ton arası altın üretimi hedefi koyduklarını belirten Dönmez, pandemi koşullarına rağmen Türkiye'nin altın üretiminin yıl sonunda Türkiye tarihinin üretim rekorunu kırarak 42 tona ulaştığını kaydetti. 2019'a göre %123 artışla yaklaşık 25 milyar dolarlık altın ithalatımız oldu. Sayın Ticaret Bakanımız da ifade ettiler, altın büyük oranda toplumumuzda tasarruf ve yatırım sahikiyle değerlendirilen bir meta. Buna karşın özellikle kuyumculuk sektörümüz alınan bu altınları işlemek suretiyle bir kısmını da ihraç etti. Yaklaşık geçtiğimiz yıl 6 milyar dolarlık da bir altın ürünleri ihracatımız söz konusu oldu. Altın madenciliğinde bugüne kadar toplam 6 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Bu sektörde 13.200 kişi doğrudan istihdam ediliyor. Aileleriyle birlikte yaklaşık 50 bin kişinin geçim kaynağı. Altın madenciliğinde bir kişiye istihdam sağlamak için 488 bin dolarlık yatırım yapmak gerekiyor. Türkiye'de üretilen ürünler içinde en fazla katma değer sağlayanlar arasında ilk sıralarda altın geliyor. Böylesine devasa büyüklükteki bir sektörden bahsediyoruz. Son zamanlarda bazı çevreler tarafından asılsız, bilimsellikten uzak, yanlış bilgilerle altın madenciliğine karşı ideolojik bir muhalefetin yapıldığını görüyoruz.